Evet, gelen son sorular daha çok sermaye yani kesimlerinin olaylara tepkisiyle ilgiliydi. Yani ve derlediğimiz sorularda da şimdi benzeri bir soru geliyor. Sayın Mert Karaatlı'dan. Ekonomi yönetiminin ısrarlı bir şekilde son gelişmeleri saymazsak diye bir de parantez içine almış. Düşük faiz politikasında inat etmesi genellikle rasyonelitenin kaybı, tek adam anlayışı, popülizm gibi ekonomik olmayan sebeplerle açıklanıyor. Bazı iktisatçılar ise yaşananların rasyonel olduğu, farklı sermaye kesimler arasında bir çıkar çatışması olduğu yaklaşım üzerinde duruyor. Sizce yaşadıklarımızın ne kadarı irrasyonel ya da siyasetle ilintili, ne kadarı rasyonel ekonomik bir çıkar çatışmasına dayanıyor? Ben yani bu soruya bayıldım. Çok güzel. Gerçekten. Ben de uzun zamandır bunu tartışıyorum pek çok meslektaşımla. Öyle bir şey var ki tabii yaklaşık 20 senedir iktidarda olan bir parti ve insanlar hiçbir yaptığına inanmasa dahi her yaptığının ardında çok büyük bir strateji, büyük bir dev bir grand strateji olduğunu düşünüyor. Ben o rasyonelite kaybına %100 inanıyorum. Neden söylüyorum? Bakın çok sert yalpalamalar var. Yani şimdi bazı meslektaşlarımdan konuştum da şunu söylüyorlar. Ya tamam bunu yapıyor ama adam ama bunu kaybettirerek işte uluslararası piyasalarda da şöyle şöyle rekabet sağlamaya çalışıyor. Bak asgari ücrete verdi bu zammı ama ondan sonra bunu zaten kurdaki artıştan şöyle böyle telafi edecek. Önümüzdeki 3 ay içerisinde zaten ortadan kaldıracak. Büyük bir stratejinin parçası gibi açıklıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun tak diye kura müdahale ediyor. Burada Türk lirasının değerli bilmem ne kılınmasına yönelik tedbirler açıklıyor. Şimdi yani bakın uzun zamandır bunu görüyoruz. Yani ben hükümetin gerçekten bir büyük stratejisi iktidarda kalmayı amaçlıyor tabii ki. O ayrı bir şey. Ama onun ötesinde bir büyük stratejisi olduğunu düşünmüyorum. Sadece farklı sermaye tabii farklı sermaye kesimleri arasında bir çıkar çatışması olduğu gerçeği var ama bu yani ekonomi politikasındaki değişiklikler özellikle sert kaymalar bunu yansıtmıyor. Bu gerçekten var olan aksaklıklara bir kılıf giydirme çabası gibi gözüküyor artık bana. Yani yoksa tamamıyla yani düşünebiliyor musunuz ya siz ihracata dönük büyüme modelini yani bir anda 5 günde büyüme paradigmasını, ekonomi paradigmasını değiştirdiniz. Ondan sonra bir hafta sonra da terk ettiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Veya ne yaptınız? İşte Naci Ağbal'ı getirdiniz, Lütfü Elvan'ı getirdiniz, bilmem ne dediniz ki işte kurumların kredibilitesinin sağlamlaştırılması, yapısal reform. Bakın yani yapılan açıklamalara bakın o görev değişikliği yapıldığında. İlk başta Albayrak'a getirdikleri zaman yaptıkları açıklamalara bakın. Albayrak'ın açıklamalarına bakın. Cumhurbaşkanının nasıl desteklediğine, hükümetin nasıl arkasında olduğuna bakın. Ondan sonra Albayrak'tan sonra yapılan açıklamalara bakın. Yapısal reformlar, uluslararası sermaye çevreleriyle işte transparan ilişkilerin sürdürülmesi vesaire. Var da var, var da var. Ondan sonra tekrardan aynı yıl içerisinde bıraktınız. Bunlar öyle çok büyük şeyler değil aralarında yani. O kadar kısa zaman içerisinde bu hareketleri gerçekleştiriyorsunuz ki bu keskin manevraları. Ben bunun arkasında büyük bir strateji ve bir rasyonelite görmekte zorlanıyorum açıkçası. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz daha genel bir soru olarak gördüm ya da böyle üzerinden geçmek gibi. Yani şu ana kadar sorulan ve tartıştığımız soruların. Gürkan Timur Lenk'ten geliyor. TL'nin değer kaybı Merkez Bankası'nın piyasaya doğrudan döviz satışı müdahaleleri önlenemeyince TL mevduatlarını kurdan koruma yoluna gidildi. Örtülü faiz diyebileceğimiz bu yol başarılı olur mu? Diğer yandan faiz artırımı kararı alınsaydı TL değer kaybı önlenebilir miydi? Şimdi şöyle bir şey. Kesinlikle eğer faiz artırımına gidilseydi bunu daha önce de söyledim tekrar vurgulayalım.
faiz artırımına gidilseydi, politika faizi yükseltilseydi, hatta indirimler öncesi seviyeye çekilseydi, bakın yani o süre zarfında, o süre zarfında diğer ülkeler de faiz oranlarını arttırmaya başladı. Zaten biz faizleri indirirken, ya buradaki problem şuydu. Uluslararası piyasalardaki gelişmeleri hiç okumadan, hiç okumadan küresel piyasalarda bir faiz arttırımı yönünde bir beklenti varken ve proaktif olarak birçok merkez bankası faizleri yükseltmeye başladığı bir dönemde biz faiz düşürmeye başladık. Yani bu kendi iyiliğini düşünen bir insanın, da bırakın ülkenin iyiliği, hani Erdoğan açısından kendi iktidarının devamını düşünen bir siyasetçinin yapmayacağı bir hamleydi. Anlaşılır gibi değil. Ama bu anlaşılır gibi olmaması başka bir mantığı olduğu anlamına gelmiyor, değil mi? Hepimiz gördük. Sonuçta böyle bak, yine arka kapıdan başka bir faiz arttırımıyla müdahale edilmeye çalışıldı. Şimdi bu geldiğimiz noktada eğer faizler başlangıç seviyesine dahi çekilse, kuru siz belki işte 10 liranın altına çekebilirdiniz. Hiç bu müdahalelere gerek yoktur. Çünkü bakın, düşünün. Yani 7 liralardan geldiğimiz bir seviyeden bahsediyoruz. Yani burada zaten %20, %30, %40, hatta %50'ye yakın bir kayıp var. Ortada duruyor yani. Onun üzerine kısmı yaşanmaz diyor. 10 liranın altında 9 lira benim yıl sonunda olabilecek en yüksek kur beklentim öyle bir durumda. 10 lira 9.50 10 arasında, yani onun altı bir seviye olurdu. Bu kadar basit. Merkez Bankası bu şekilde müdahale etseydi o seviyelere çekerdi. Çünkü bakın, hiçbir ülkenin para birimi de daha fazla değer kaybetmedi. Yani bizim yaşadığımız kur hareketleri dünyanın hiçbir yerinde yok. Çünkü neden? Efendim, hükümet bir strateji deneyeceğine, bir kimsenin bilmediği, öngörmediği bir teori bulduk dedi. Ondan çıktı. Sonra bir de dediler ki bu Neo Fisher'cı vesaire dediler. Ondan sonra kendileri de unuttular. Çünkü o apayrı bir mekanizmadan yürüyor. Bir onu önümüze koydular. Beklentiler yoluyla, orada faiz arttırım beklentisi şey veya faiz indirimi o. Çünkü tersten savunuyor onu, bulur. Amerika'da. Onun üzerinden, beklenti kanalı üzerinden ifade ettiler. Sonra ihracatlar üzerinden apayrı, daha geleneksel bir modelle karşımıza çıktılar. Ondan sonra da dediler ki yok, ihracat tarafı da değil. Biz başka yoldan yürüyoruz. Örtülü faiz arttırma yoluyla, kuru öyle tutma yoluna gittiler. Yani işte müthiş bir istikrarsızlık var ama kesinlikle katılıyorum. Yani TL'deki değer kaybı önlenebilirdi faiz arttırma kararı. Evet. YouTube'dan ve Facebook'tan sorular almaya devam ediyoruz. Şimdilik derlenen soruları gene altı alacağım. Önceden soru soran YouTube'dan Bekir Sey isimli izleyicimiz tekrardan soruyor. Hatta yani bayağı kendisinden bir etkileşim aldı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Hocam, vergilerde yapılan indirimler ve getirilen bu yeni sistem ile hazine üzerinde büyük bir risk oluştu. Ama yeni ekonomi modeli denilen şey başarılı olursa bu enflasyonu orta ve uzun dönemde düşürebilir mi? Yani hangisi yeni ekonomi modeli bilmiyorum. Şimdi o sürekli ortaya bir şey atılıyor. Hangisiydi yeni ekonomi modeli? Yani bu Çin tipi büyüme mi, yoksa kurlara özel? Şimdi bir hafta önceki yeni ekonomi modelimizde Merkez Bankası kur hedefi koymuyordu ve hiçbir şekilde kurla ilgilenmiyordu. Şimdi bütün hepimizin hayatı, geleceği kurdaki istikrara bağlı. Çünkü eğer kur istikrardan saparsa bunun maliyetini hep birlikte ödeyeceğiz. Bu da çok ciddi hazine üzerinde bir baskı yaratacak ve enflasyonu tırmandıracak. Dolayısıyla bir hafta içerisinde yeni ekonomi modelinin daha yenisi geldi ve bir hafta sonra muhtemelen daha da yenisi gelecek. Hangisini kastediyoruz bilmiyorum. Ama hani vergilerde yapılan indirimler, getirilen bu sistemin ama yeni ekonomi herhalde bu son uygulamadan bahsediyor. Denilen şey başarılı olması kur ve enflasyondaki istikrara bağlı. Çünkü enflasyon da etkileyecek.
enflasyondaki hareket. O da aynı zamanda enflasyonu, yani bir yumurta tavuk ilişkisi ortaya çıkıyor orada. Ben başarılı olabileceğim bir senaryo görmekte zorlanıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani kısa vadede sadece belki soluk aldırır. Ama nihayetinde bunu yükü hazineye bindirmeden o politika faizini yükseltmek zorunda kalır. Eğer bu tarafından bahsediyorsak. Ama zaten Türkiye'nin sorunu bundan ibaret değil. Yani sadece faiz arttırarak Türkiye'nin bütün sorunlarını çözemiyorsunuz. Başka yapısal sorunları var. O da mevcut hükümetin yıllar boyunca yarattığı tahribatın bir sonucu diye düşünüyorum. O yüzden devamını göremiyorum. Devamı düşürebilir mi diye sormuş sadece. Kendisi şimdi başka bir soru tekrar soracak. Onu da şimdi yapıştırıyorum hazırsanız şayet. Kendisi üniversitemizden mezun bir arkadaşmış. Onu da söylemiş. Şu an yurt dışında yüksek lisans yapıyorum. Bulunduğum yerde benim yaşımda olan insanlar Türkiye'den maske sipariş edip burada karlı bir şekilde satıyorlar. Bu tarz örnekleri çoğaltmak mümkün. Bu durum üretim ve istihdamı artırıp uzun dönemde enflasyonu düşürebilir mi? Öncelikle Bekir'e başarılar diliyorum yurt dışındaki eğitim hayatında. Keşke öyle, evet, Türkiye'de böyle ucuz malzeme bulup orada satan girişimci gençlerimiz var. Ama keşke bir ülke böyle üretim ve istihdamı arttırabilse. Geçtiğimiz günlerde kurdaki değer kaybından dolayı bakın Bulgarlar vesaire çok işte bir diğer tarafta da Azeri vatandaşlarımız doğu sınırlarında da marketlere akın etmişti vesaire, ama o bunlarla Türkiye ekonomisi ne büyüdü ne kalkındı, o kadar basit değil. Ama güzel, yani oradaki gençlerimizi en azından destekleyecek bir gelir kaynağı olur. Yoksa maalesef o kadar öyle maske satmakla 80 küsür milyonluk bir ülkeyi ayakta tutmak, üretimi, istihdamı arttırmak mümkün olmuyor. Başka şeyler yapabilmemiz lazım. Evet. Şimdi derlediğimiz sorulardan sonuncusuna geliyoruz. Gürkan Timurlenk'in sorusunu cevaplamıştık ve son sorumuz Mert Akın'dan geliyor. Yani derlediklerimiz arasından. Ekonomik krizin içinde olduğumuz herkes tarafından dile getirilirken hükümet tarafından yapılan açıklamalarda IMF ile herhangi bir anlaşma olmayacağı ifade ediliyor. IMF'den destek almadan krizden çıkmak için kullanılabilecek bir yöntem mevcut mu? Evet. Şimdi geçtiğimiz dönemlerde mesela 2000'lerde 1990'ların sonunda IMF çok temel bir aktördü. Bir ülke özellikle döviz krizine sürüklendiğinde bu uluslararası kaynakların temininde IMF ile yapılacak standby anlaşması sadece IMF'den sağlanan fonlar değil, aynı zamanda diğer uluslararası yatırımcıların bir ülkeye güvendiği kaynaklarını aktarması açısından da büyük önem taşıyordu. Ne yapıyordu IMF? Bu ülkenin kayıtlarını denetliyordu, hazinesini denetliyordu ve o hazinesinin gerçekten belli bir mali disiplin çerçevesinde çalışıp çalışmadığına referans veriyordu. Aslına bakarsanız şeffaf bir şekilde hesapları yayınlıyordu. IMF onaylı bu hesaplarda yatırımcının burada manipülasyon olmayacağı ve yine işte o Türk lirasının istikrarının korunacağı şekilde güvene kavuşmasını sağlıyordu. Dolayısıyla IMF onayı olmadan yabancı sermaye çekerek bu krizi açmak çok zordu. IMF'nin sadece vereceği para için değil, IMF'nin onayıyla gelebilecek yabancı kaynaklar için IMF desteğine ihtiyaç duyuyordu. Ondan sonraki yıllarda 2002'den itibaren IMF'nin uluslararası piyasalarda döviz likiditesinin bollaşmasıyla birlikte piyasalardan silinmeye başladığını gördük. 2008-2009 krizi işte sonrasında bir iki ülkede gündeme geldi ve daha sonra özellikle 2011'den sonra Avrupa kriziyle birlikte burada IMF'yi özellikle devreye soktu Avrupa ülkeleri. Tamamıyla IMF'yi atlayarak kendi iç mekanizmalarıyla yapabilirdi ama burada oradaki siyasi etkenlerin dışında daha teknik bir üçüncü şeyin oyuncunun olmasını tercih etti. IMF'yi bu şeylere soktu. Ancak oradaki kaynaklar açısından baktığımızda yani IMF'nin kaynakları elzem olduğundan değil, yine teknik
desteğine ihtiyaç duyuldu. Yani dışarıya delege etmek istediler o siyasi ayrışmalar içerisinde farklı bir başka bir şeye yol açmasın diye ülkeler arasında. Yunanistan örneğinde olduğu gibi Yunanistan ve Almanya arasında mesela. Yani orada Almanya ile karşı karşıya geleceğine Yunanistan IMF ile karşı karşıya gelsin diye tercih edildi. Bu istikrar paketlerinde. Şimdi IMF'nin fonksiyonu bu. O yüzden bunları uzun uzadıya anlattım. Burada IMF ile bir anlaşma yapmak zorunda değilsiniz. Artık bu IMF'nin dışında farklı kanallardan bu bağlantıları kurabiliyorsunuz. O yabancı sermayeyi çekebiliyorsunuz. Ne yapıyor mesela? IMF'ye gitmiyor Erdoğan ama gidiyor. İşte İngiltere'de mesela işte belli sermaye gruplarıyla buluşuyor. Ortak masaya oturuyor değil mi? Yani şimdi dolayısıyla farklı bir dünyada yaşıyoruz. 2000'lerin Türkiye'siyle, 2000'lerin başındaki Türkiye veya 2000'lerin başındaki küresel konjonktürle karıştırmamak lazım. Mesela IMF'den destek alıp almamak değil sadece. Bunun ötesinde yani uluslararası piyasaların kimi beklentileri ve talepleri var. Bunları gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğiniz. Burada AKP hükümeti sürekli gerçekleştirmekle gerçekleştirmemek arasında gidiyor geliyor. Hep İki uca savruluyor. Krizden çıkmak için IMF'nin desteği olmadan şu an mevcut politika koşullarında rahatlıkla çıkabilirsiniz. Yani bu sadece kriz dediğimiz eğer döviz kriziyse, kurdan kaynaklı krizse bundan kolaylıkla çıkabilirsiniz. Ama Türkiye'nin bunun ötesinde dediğim gibi çok daha yapısal problemleri var. Orada IMF'de yardımcı olmaz. Yani dünyada döviz kitlesi bol. Tekrar vurgulayayım bunu. Burada problem yok. Dolara ulaşımda sorun yok. Böyle bir dönemde kriz yarattınız. Aynı şekilde yaptığınız politikaları tekrar o adımları geri aldığınız takdirde önemli ölçüde burada istikrar sağlanacaktır zaten. Ama bizim krizimiz bunun ötesinde. Yani 20 senedir sıcak parayla fonlanan, içeride ekonomisi büyük ölçüde tahrip olmuş, dışa bağımlı bir ekonomik modelle yola devam ediyoruz. Bunun yarattığı tahribat farklı orada. Ne IMF yardımcı olur ne başkası yardımcı olur. Orada gerçekten Türkiye'nin çok daha planlı, programlı, eğitime odağa koyan bir büyüme stratejisine ihtiyacı var. Evet. Sayın Süheda Bostancı'dan bir soru gelmiş YouTube üzerinden. Onu hemen ekrana yansıtıyorum. Dolara yönelik kazanca güvenin kırılması kripto para yasasının çıkarılmasıyla bağlantılı olabilir mi? Ben dolara yönelik kazanca yani güvenin kırıldığına emin değilim. Bunu söyleyeyim. Eğer öyle olsaydı hükümet Merkez Bankası diyelim hadi ayrı aktörlermiş gibi artık. Merkez Bankası kamu bankaları yoluyla döviz satarak piyasaya müdahale etmek durumunda kalmazdı. Hatta halk kaçıyorken değil mi dövizden? Merkez Bankası döviz rezervlerini sağlamlaştırmaya çalışırdı bu dönemde. İnsanlar satıyorken rezervlerini tekrardan sağlamlaştırmaya çalışırdı. Çünkü rezervde çok ciddi kaybımız var. Bakın, ileride bizi çok zorlayacak bir noktaya gidiyor işler. Şimdi o yüzden sorunun başına çok katılamayacağım. Bunu önümüzdeki haftalarda görmemiz lazım. Biraz da bu halkın işlemlerini görmemizi zorlaştıracak bir şekilde alım satım şeyleriyle, marjıyla da oynadılar. Onun normalleşmesini beklemek lazım. Kripto para piyasasının işte para yasasının çıkarılması vesaire tabii o kripto para ne kadarı içerideki yatırımcının ne kadarı buradaki piyasalarda o parayı döndürüyor, ne kadarı uluslararası piyasalarda döndürüyor o konumu bilmiyorum. Ama ben onunla bağlantılı olduğunu düşünmüyorum öyle söyleyeyim. Bu arada Bekir Bey şey yazmış, yurt dışı Türkiye'den maske sipariş edip satanlar Almanlarmış. Tabii canım yani maskeleri burada çok daha ucuza üretiyorlar. Doğru o zaman. Siz daha uyanık davranın, siz satın ya. Almanlara bırakmayın yani. Evet, sizden de çok güzel bir yorum oldu. Evet. Sayın Profesör Doktor
Murat Birdallı'nın katılımıyla beraber Ne Oluyor isimli yeni bir video konseptimizi denedik. Benzeri video konseptleri tekrardan yani düzenli olarak YouTube ve Facebook üzerinden yaptığımız canlı yayınlarla yani sayın izleyicilerimize sunulacaktır. Bu arada İsmail Aykut Caner Beyefendi'den bir soru var. Onu da size hemen yöneltiyorum. Yeni bir model uygulanacaksa öncelikle iktisatçıların ikna edilip onlar da topluma açıklayarak daha büyük bir destek sağlamak gerekmez mi? İktisatçılarla kavga ederek başarılı bir model mümkün mü? Evet, yani hani bütün iktisat camiasıyla uzlaşma öyle bir şey olmaz. Orası kuşkusuz çok gerçekçi değil ama şimdi sevgili Aykut'un da dediği gibi yani burada kesinlikle kamuoyunda tartışılması bu meselelerin yani böyle bir ciddi bir paradigma değişikliğinden bahsediyorsak mesela ihracata dönük bir modeli vesaire. Bunların kamuoyunda tartışılması, farklı görüşlerin ortaya konması ve bunun etrafında şekillendirilmesi lazım. Yani bu tip meseleler tartışılır kamuoyunda öncesinde. Böyle tepeden inme bir şekilde, iki günde, altı hiçbir şekilde doğrulmamış biçimde. Çünkü bu tartışmalar sizin için de önemli. Bakın bu da önemli. Burada da getirdiğiniz enstrümanlar. Neden önemli? Şimdi bunları tartıştığınız ölçüde buradaki eksiklikleri göreceksiniz. Bakın sürekli tebliğ üzerine tebliğ yazılıyor. Sürekli her yapılan harekette bir boşluk çıkıyor. Zaten dil çok kötü. Hep çıkıp birisinin açıklaması gerekiyor. Şimdi eğer bunları kamuoyunda tartışsanız zaman içerisinde özellikle bu ihracata dönük büyüme modeli yani bir ekonomi paradigmasını değiştirdiniz. Öyle bir laf olarak ağızdan çıktı ortaya atıldı arkasında duran hiç kimse yok. Bunun daha rafine bir hale gelmesi için kamuoyunda tartışılması farklı görüşlerin farklı perspektiflerin ortaya konulması ve siyasi iktidarında bundan faydalanarak bu farklı görüşler çerçevesinde eksiğini gediğini gidererek daha rafine bir politika olarak ortaya koyması gerekirdi. Evet yani en büyük bence problem burada akademiyle, iktisatçılarla vesaire kavga ederek bu şeylerin ortaya konulması yani böyle bir şey olabilir mi? Tartışarak aksine şekillendirmek gerekiyordu. Hatırlayın yani işte ilk yıllarıyla bugün arasındaki temel fark bu zaten yani AKP. Geçmişte öyleydi. Geçmişte olabildiğince yani göstermelik de olsa en azından o imajı yaratmaya çalışıyordu. Ona önem veriyordu. Bugün baktığımızda tam tersine sürekli kendi üniversitelerinde yani bu ülkenin üniversitelerinde çalışan akademisyenlere, işte iktisatçılara, şunlara bunlara laf ederek bunu gerçekleştiriyor. O da zaten işte bu sert yalpalamaların hem sebebi hem sonucu. Evet. Bütün soru soran ve yayınımızı takip eden izleyicilerimize ve takipçilerimize teşekkür ediyoruz tekrardan. Sayın Murat hocamıza da bu yeni konseptimize bize yardımcı olduğu ve bu yayınımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. YouTube ve Facebook üzerinden çeşitli yayınlarımız İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olarak devam edecektir. Lütfen yani takip etmek istiyor yani pardon bir anda benim de dilim sürçtü kusura bakmayın. Yani yayınlarımızın devamını görmek istiyorsanız YouTube ve Facebook hesaplarımız üzerinden bizleri takip edebilir. Kanallarımıza abone olabilir. Aynı zamanda Instagram ve Twitter üzerinden de cemiyetimizle ilgili yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Tekrardan sayın hocamıza yayınımıza katıldığı için sayın izleyicilerimize ve takipçilerimize de bize bu yayında eşlik ettiği için teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları ve sağlıklı günler diliyoruz.